İbn Bacce. Günümüzden 1000 yıl önce 11. yüzyıl sonlarında İslam medeniyetinin Avrupa'yı aydınlattığı topraklardayız. Müslüman devlet adamları fetihlerle gittikleri yerlerde toplumsal değerlerin korunduğu, bilimde, kültürde ve sanatta zamanı aşan büyük devrimler gerçekleştirdiler. Burada yetişen Müslüman bilim adamları çok büyük bir bilimsel birikim ortaya koydular. Batılı bilim adamları da Endülüs'ten devşirdikleri bilimsel birikimle 4 asır sonra gerçekleşecek olan Avrupa Rönesansı'nın temellerini attılar. Batı İslam dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof olan İbn Bacce de İslam'ın olabildiğince bereketli bilimsel ikliminin hüküm sürdüğü Endülüs'te yetişti. Batıdaki adı Avempace olan İbn Bacce, düşünceleri ve eserleriyle hem Doğu hem de Batı bilim dünyasını asırlarca etkiledi. İslam felsefesi geleneğinin Batı'daki ilk temsilcisi olan İbn Bacce, bu geleneğin temel yönelişlerini de belirleyen ilk kişiydi. Yalnız Kur'an'da değil, uygulamada da vezir, hekim, filozof, şair ve bestekar olarak büyük başarılara imza attı. Sanı yüce Allah, insanlara olan en büyük lütfunu tamamlamak istemiştir ki, o da ilimdir. Fikrinin sahibi İbn Bacce, Endülüs'ün Zaragoza şehrinde doğdu. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başladığı eğitim hayatına, dönemin önemli bir eğitim ve kültür merkezi olan Hudiler Devleti'nin yönetimindeki Zaragoza'da devam etti. İlk gençlik yıllarını da yine Zaragoza'nın entelektüel ortamında geçirdi. İbn Bacce, Endülüs'te bilimsel tartışmaların özellikle felsefi zeminde yoğunlaştığı bir dönemde yaşadı. Kendinden önceki düşünürleri ve eserlerini çok iyi öğrendi. Özellikle Aristo ve Farabi'nin fikirlerinden etkilendi. Matematik, mantık, geometri ve tıp ilminde usta olduğu gibi astronomi ve fizik konularında da derin bilgi sahibiydi. İbn Bacce'nin müzik alanındaki çalışmaları ise çağını aşmıştı. Büyük bir devlet ve ilim adamı olan İbn Bacce, teori ile pratiği bir araya getiren, düşüncelerini idari görevlerde de hayata geçiren nadir şahsiyetlerden biridir. Ne var ki zamanının çok ötesinde yaşayan bu ilim ve fikir adamı, en verimli yaşlarında bir suikastin kurbanı oldu. Murabıtlar Endülüs Emevilerinin dağılmasının ardından bugünkü Fas ve Moritanya ile İspanya'nın büyük bölümünü içine alan topraklarda egemen olur. Zaragoza Murabıtların eline geçince buraya vali tayin edilen İbn-i Tifilfit tarafından vezirliğe getirildiğinde İbn Bacce 30'lu yaşlarındadır. Yaşadığı toprakların siyasi idaresinde önemli görevler üstlenir. İbn Bacce, İbn-i Tifilbit'in vefatının ardından Zaragoza'dan ayrılır ve Mağrib'de 17 yıl boyunca vezirliğini yapacağı Yahya bin Yusuf İbni Taşufi'nin yanına gider. İbn-i Bacce'nin vezirliği döneminde sosyal istikrarsızlıklar ve kırılgan siyaset genç devletin geleceğini tehdit etmektedir. İbn Bacce bir yandan devlet işlerini yürütürken bir yandan sosyal ve siyasi yozlaşmanın nedenleri üzerine çalışmalar yapar. İbn Bacce bu gözlemlerini ve görüşlerini fırsat buldukça kaleme alır. Siyaset felsefesine ilişkin son derece değerli görüşlerini içeren bu kitabı ne yazık ki günümüze ulaşamaz. İbn Bacce'nin vakıf olduğu 12 ilim arasında musiki'nin özel bir yeri vardır. Onun müzik alanındaki ün ve otoritesinin felsefedeki şöhretini bile gölgeleyecek seviyede olduğu söylenmektedir. Elimden geldiği kadar kendimi musiki'ye verdim. Bana göre bu beni manen en çok tatmin eden bir uğraşıydı diyen İbn Bacce, musiki'yi insan doğası ile ilahi düzen arasında bir köprü olarak görüyordu. İbn Bacce, biri fani, diğeri ebedi bu iki dünya arasında musiki sayesinde bir ahenk sağlamanın mümkün olabileceğini düşünür. Musiki'nin iyileştirici etkisini görür ve çalışmalarını bu yönde sürdürür. Hangi seslerin huysuzluğa ya da melankoliye, hangi seslerin kansızlığa iyi geldiğini anlatır. Endülüs'te adı lavta olan kısa saplı geniş gövdeli telli sazın çalışma prensiplerini açıklar. O hem büyük bir bestekar hem de şairdir. Kaside, gazel, müveşşah, medih ve hiciv türünde birçok şiiri günümüze ulaşmıştır. İbn Bacce'ye göre Allah'ın en sevdiği şey akıldır ve insanı diğer varlıklardan ayıran da bizatihi akıldır. İnsan demek akıl demektir.
Akıl sayesinde insan, yaratılmışlar arasında en şerefli bir konuma gelmiştir. Buradan yola çıkarak insanın farklı kılan, faaliyetlerini hür iradesiyle yapabilme imkanına sahip olmasıdır. Bu da ancak zekayı kullanarak mümkün olabilir. İnsan, cismani zevkleri de aklı ve zekasıyla kontrol altında tutar. Bu da insanı faziletli yapar. İbn Bacci'nin bilimsel olarak ele aldığı diğer bir alan fizikti. Gözlem ve akıl yürütmelerle fiziğin temellerini oluşturan sonuçlara vardı. En önemlisi kuvvet kavramına ilişkin değerlendirmeleridir. Dinamik teorisinin özünü teşkil eden bu görüşe göre her hareket için muhakkak bir başka kuvvete gerek vardır. Başka bir deyişle, tabiatta her hareket kendi dışında bir başka kuvvetin etkisiyle başlar ve kuvvetli tarafın kuvveti tükeninceye kadar hareket devam eder. İbn Bacci'nin fiziğe ikinci katkısı ise maddenin boşluktaki hareketine ilişkindir. Suya düşen bir taşı ve boşlukta asılı kalan toz zerreciklerini gözlemler. Düşen taşı hareket ettiren kuvvet, aynı zamanda taşın içinden geçtiği ortamın da yer değiştirmesine neden olur. Toz zerrecikleri her ne kadar yere inecek kuvvete sahip olsalar da, içinden geçtikleri havanın yerini değiştirecek kudrete sahip değillerdir. Fizik ve astronomi ile ilgili gözlemlerini sürdürürken insanı da evrenin küçük bir modeli olarak ele alan İbn Bacci, insanı ve aklı yüceleştirme gayretindedir. Bu düşüncelerini işlediği İttisal el-Akl bil-İnsan yani İnsan ve Aklın Birleşmesi adlı eserinde Bacci, insanı Allah'a yakın kılan ilim, uzaklaştıran ise cehalettir. Mertebelerin en yücesi de insanın kendisini bilmesidir ki bu sayede insan, kıymetini anladığımız aklı da bilme imkanına kavuşmuş olur. İbn Bacci bu idrak sürecini çeşitli bilme ve kavrama duraklarından geçen bir manevi yükseliş olarak tasvir eder. O, ilim onda kökleştikçe temiz ve ilahi haller, ulvi itikatlar kendisinde kökleşir derken, doğal olarak insanlara verilen aklı maddi akıl olarak adlandırır. Bu haliyle akıl fanidir. İnsan, fani olan bu aklı sayesinde Hakk'a ulaşarak onu ebedileştirebilir. Akl-ı faal kalıcıdır, tahrip olmaz, geçerliliğini yitirmez. Bunu başaran insan tefekkür ile ilahi akla ulaşabilir. Bütünüyle soyut bir varlığa dönüşebilir ve böylece iki akıl birleşir. İbn Bacci'ye göre filozof zaman zaman yalnız kalmalı ve derin düşüncelere dalmalıdır. Bu yol onu bilinmeyenlere götürecektir. İnsanın maddi sıkıntılardan sıyrılarak ebedi mutluluk ve sevince erişebilmesi için böyle yapılması gerekmektedir. Onu bu düşünceye götüren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun uygulamalarıdır. İbn Bacci, tabiat ve münzevilikle ilgili düşüncelerini Tedbirül Mütevvahhid adlı eserinde anlatır. Eserde kendisini toplumdan soyutlamış bir kişinin akli tekamülünün nasıl bir seyir izleyeceği anlatılmaktadır. Bir tabiat aşığı olan İbn Bacci, doğayı öne çıkarır ve yalnızlığı yüceltir. O, bu haliyle romantizm akımının çok erken bir habercisidir aynı zamanda. İbn Bacci, hem bir yönetici hem de bir felsefeci olarak kişisel ve toplumsal mutluluğu arayan büyük bir bilim adamıdır. Siyasi düşüncesindeki nihai nokta, ebedi akla ulaşma gayreti içinde olanların yönetimde olduğu bir ülke hayalidir. Onu bu düşünceye sevk eden, dönemin şehirlerine ve insanların yaşayışına duyduğu tepkidir. Yozlaşmış siyasetçiler, ahlaksız bir yaşamı pervasızca sürdüren insanlar eleştirinin asıl hedefidir. Ona göre yozlaşmış şehri örnek İslamiyet öncesi Mekke, ideal şehir ise Medine'dir. Ahlaksız, faziletsiz, bir hayata rıza göstermeyen kişi kendisini kurtarmak istiyorsa erdemli bir hayat sürdürebileceği başka bir şehre göç etmelidir. Tıpkı Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye göç etmesi gibi. Göç etme imkanı olmayan kişi ise toplum hayatından yalıtılmış, münzevi bir hayat yaşamalıdır. Böylelikle kişi kendisini yozlaşmadan, ahlaksızlıktan muhafaza edebilir. Böyle insanlar toplum içinde ahlaklı ve faziletli yaşantıları ile örnek olurlar. Tıpkı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Tekamül yolundaki hayatlar sayesinde o insanların yaşadığı şehirler de değişerek faziletli, bereketli ve huzurlu bir yer olmaya başlayacaktır. Mekke'nin Medine'yi örnek alması gibi.
İbn Bacce'nin yoğun ilmi çalışmalarla geçen hayatı 1139 yılının Ramazan ayında kendisiyle zıt düşüncelere sahip bir hekimin verdiği zehirle son buldu. Fez şehrine defnedildi. İbn Bacce akil bir insandır, filozoftur. Eserlerinde yozluğun, cehaletin, ahlaksızlığın hem kişi hem de toplum için birer tehlike olduğu, insanın bunlardan uzak durması gerektiğini işler. İbn Bacce'nin ölümü de tıpkı Sokrat gibi insana yol gösterir. Geride vakitsizlikten tamamlayamadığı eserleri ve Avrupa'yı aydınlatacak Rönesans ışığının ilk kıvılcımlarını çakan düşünceleri kalır. İbn Tüfeil, ölümsüz eseri Haybin Yaksan'ın girişinde İbn Bacce için şöyle der: "Bilimsel bir akıl ve kavrayışa sahip olma bakımından İbn Saik herkese üstündü. Ama vezirlik, saray hekimliği gibi dünya işlerine o kadar dalmıştı ki, bilgi hazinelerini ortaya gereği gibi koymayı başaramadı, onu öldüren de bu işler oldu."